Avrupa'da yaşayan bir iş adamı olarak şunu bilmelisin ki buranın finans semti, maliyesi seni gece gündüz takip ediyor. Senin telefonlarını dinliyor, senin kontrollerine bakıyor. Kuş uçurtmuyor. Çünkü burada vergi kaçakçıları katillerden daha fazla ceza alıyorlar. Daha uzun yatıyorlar hapislerde. Çünkü burada öyle bir sistem var. Dürüstlük sistemi. Yani dürüst ol bana kardeşim diyor. Vergi kaçırma diyor. Vergiden kazanıyor çünkü. Yani senin dolaylı ve dolaysız vergileri hesapladığın zaman istatistiklere göre %82 vergi ödüyorsun. Yani 100 euro geldiyse sana 82 eurosu işte benzinciye para ödüyorsun. Ekmek alırken vergi ödüyorsun. Tamam mı? Her yerde böyle vergiler var, aylık sigortaların var. Bunları hesapladın mı istatistiklere göre 100 eurodan 82 eurosu vergi ödüyorsun. Geliri oradan olduğundan dolayı Avrupa'daki devletlerin senden de dürüstlük istiyor. Vergi kaçırmanı istemiyor ve çok ağır cezalar veriyor. Bu konuda devletlerinde devlet olarak kalabilmeleri için de buna ihtiyaçları var. Yani kendilerine göre %100 haklılar sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla senden de bir iş adamı, işveren, girişimci olarak dürüst olmanı istiyor. Çünkü burada dürüstlük birinci sırada. Yani ağzından çıkan neyse bu senet olarak geçerli oluyor. Ve biz bunu zaten yıllardan beri destekliyoruz. Yani dürüst olmanızı, vergilerinizi çok açık ve net bir şekilde ödemenizi teşvik ediyoruz. Dürüst olun diyoruz. Bir şey kaçırmayın. Yani söz verdiğin zaman bu sözü yerine getirin diye yıllarca söylüyoruz. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bu vergiler ne kadar yüksek olursa olsun fark etmiyor. Aynı zamanda finansam seni teşvik de ediyor. Dürüstlüğe teşvik ediyor. Mesela diyor ki kardeşim sen diyor dürüstlüğü öğren diyor. İyi insan olmayı öğren diyor. Kendini geliştir diyor. Öğrenmeye açık ol diyor. Konfor alanında kalma diyor. Devamlı kendini güncelle diyor. Biraz önce saydıklarım konusunda harcadığın bütün paraları diyor. Ödediğin bütün makbuzları diyor getir bana diyor. Vergini ona göre az öde diyor. Mesela finansam örneğin senin bana 50 bin euro vergi borcun var diyor finansam. Bu 50 bin eurodan sen diyor git kendini geliştirmek için 25 bin euro para ödedin örneğin. Getir bana makbuzu diyor. Göster diyor. 50 bin eurodan 25'ini düşür benden diyor. Yani bu kadar açık ve net teşvik ediyorlar. Ne için bunu yapıyor? Çünkü sen eğer kendini geliştirirsen, dürüst olursan, iyi insan olursan, güncellersen daha iyi yaparsın işini. Daha fazla para kazanırsın. Daha çok müşteri kazanırsın. Daha fazla para kazandığından dolayı da bir dahaki sene bana daha fazla vergi ödersin düşünüyor. Bu da çok normal ve bunu teşvik ediyor sevgili arkadaşlar. Biz de söylüyoruz zaten. Yani sen kendini geliştirdiğinde, kendine eğitim aldığında, kurs aldığında, seminer aldığında veya mentorluğa katıldığında ödediğin parayı düşürebiliyorsun. Çünkü bir dahaki sene en az 10 kat daha fazla para kazanacaksın. Teşvik ediyor. Bunu devlet teşvik ediyor. Biz de teşvik ediyoruz. Bunun için anlattım. Bu bir örnekti sevgili arkadaşlar. Yani dürüst olma konusunda örnekti. Seni teşvik ediyor, devlet teşvik ediyor, biz teşvik ediyoruz. İyi insan olmak için, kendini geliştirip dürüst olman için destekliyoruz. Dolayısıyla sen şunu bilmelisin ki Avrupa'da yaşayan bir iş adamıysan, başarılı olmak istiyorsan verdiğin sözü yerine getirmen gerekiyor. Bu kadar net nokta. Söz verdin, saat 10'da randevu verdin. 10'a 10 kala orada olman lazım. 10'da değil bakın 10 dakika önce orada olman lazım. Sen müşterilerine bir şey söz verdiysen 100 üzerinden 100 değil ona 100 üzerinden 105 vermen lazım. Yani ona sürpriz yapman lazım. Onun beklentisinin dışında ona daha fazla hizmet, daha fazla bonus vermen gerekiyor. Bunu yaparsan o müşteri senden bir daha alacak, seni teşvik edecek, seni tavsiye edecek, senden bir daha ürün alacak. Senin bu şekilde müşterilerin çoğaldığı zaman daha fazla para kazanacaksın. Dolayısıyla sen eğer doğru olursan, söz verdiğinde yerine getirirsen fazlasıyla işlerin daha iyi olacak. Ama bu da ancak ve ancak kendini geliştirmekle olur. Dürüst olman gerekiyor. Bu kadar açık ve net. Yani söz verdiğin zaman sen sözünü yerine getireceksin. Çünkü doğru adamın işi, biz de söylüyoruz değil mi? Atalarımız da onu söylüyor. Doğru adamın işi doğru gider. Doğru olacaksın. Doğruluktan ayrılmayacaksın. Doğru olursan her zaman işlerin iyi gider. Buna aynı zamanda karma da diyorlar. Karma. Yani İslamiyet'in dışında da diğer dinlerde bu da çok önemli. Ne ekersen onu biçersin. Bütün spiritüel olan düşünceler, dinler
Hepsi aynısını söylüyor. Sen doğru ol, dürüst ol, senin işlerin rast gider. Videonun mesajı şu sevgili arkadaşlar. Söz verdiğin zaman sözünü yerine getir. Karar aldığın zaman o kararı yerine getir. Çünkü çocuk bahçesi değil şu hayat. Ciddiye alman lazım. Sen eğer söz verdiğin zaman yerine getirmezsen, aldığın kararları yerine getirmezsen o zaman kaybeden olacaksın. O zaman sen elindekilerini de kaybedeceksin. Dürüstlük sadece iş hayatında değil, hayatın her alanında, ailede, sağlıkta, kendinle alakalı, kendi kişiliğinle alakalı, mesleğinde, finansal konuda, her alanda dürüstlük lazım. Örneğin biz programımıza kimleri alıyoruz biliyor musunuz? 15 tane kriter var en azından. Bu kriterlerden birincisi dürüstlük. Yani kişi söz verdiği zaman sözünü yerine getirmiyorsa onu almıyoruz. Çünkü düğmeyi yanlış iniklediği zaman bir kere gerisi de kötü geliyor. Kötü oluyor, sonuç kötü oluyor. Dikkat ettiğimiz konu dürüstlük. Karar verdiği zaman kararını yerine getirmesi lazım. Ve söz verdiği zaman sözünü yerine getirmesi gerekiyor. Eğer bunu yapamıyorsa zaten bu kişiye kimse yardımcı olamıyor. Yani kendini kandırmış oluyor. Dürüst olmayan bir insan aslında en büyük kötülüğü kendine yapıyor. Yani 8 milyar insan bir araya gelse, dürüst olmayan insana yardımcı olmaya çalışsa yardımcı olamıyor. Mümkün değil. Bir insanın karakterini şu şekilde öğreniyorsun. Ona güç verdiğinde nasıl davranıyor? Dürüst olmayan bir insana güç verdiğinde o kötülük yapacak. İyilik yapmayacak. Bizde bilgi güçtür. Tamam mı? Bilgi herkese vermiyoruz. Dürüst olmayan bir kişiye bilgi verirsen, yetki verirsen, güç verirsen o ne yapar? Zalimlik yapar. Bütün insanlığa kötülük yapar. O yüzden dürüst olmayan insanlar bizim programlarımıza giremiyorlar. Biz onları almıyoruz. Alsak, bak aldık, dürüst olmayan bir insanı aldık programımıza. Biz ona güç verdik. Çünkü bilgi verdin, sırlı bilgiler verdin. Öyle herkese anlatılmıyor ki. Bu bilgi ona verdin. Karakteri bozuk olduğu için başkalarına kötülük yapar. Zulüm eder, zalimlik artar. Şu dünyada zaten zulüm var. Zalimlik daha fazla artar. Dolayısıyla biz dürüst insanları alıyoruz programlarımıza. Dürüst olmayan insanlar hak etmiyor. Eğer onları alsaydık o zaman insanlığa zararımız olurdu. Bizim hedefimiz insanlığa faydalı olmak. O yüzden biz bizim programımıza böyle ince eleyip sık dokuyarak araştırıyoruz. Bu kişi söz verdiği zaman yerine getirir mi? Ona böyle küçük küçük ödevler veriyoruz. Yerine getirebiliyor mu? Daha eğitime başlamadan önce. Eğer dürüstse, birinci madde dürüstlük. Eğer dürüstse onu programımıza alıyoruz. Bunun yanında da tabii biz de insan sarrafıyız. Yani insan sarrafı ne demek? Bir psikolog çok hızlı anlıyor. Yani bu insan dürüst mü değil mi hızlı anlıyor. Biz de psikolog arkadaşlar, ekiple ne yapıyoruz? Bunu filtreliyoruz. Yani insanları filtreden geçiriyoruz. Bize danışan insanları inceliyoruz. Bakıyoruz, ha bu insan dürüst, tamam. Bunu alalım. Ama 15 kriter var tabii. Sadece o kriter yetmiyor. Ve biz de bunu bu şekilde anlıyoruz sevgili arkadaşlar. Eğer sen de Almanya'da yaşayan bir gurbetçi olarak dürüst bir insansan, yani söz verdiğinde yerine getirebiliyorsan, inanılmaz derecede güçlü olan bilgileri öğrenip insanlığa, kendine, ailene, nesline faydalı olmak istiyorsan, kazancını, paranı, bereketini çoğaltmak istiyorsan, daha fazla zekat, hayır, hasanat yapmak istiyorsan, aynı zamanda güçlendikten sonra, zenginleştikten sonra, daha fazla zengin olduktan sonra, o zaman bizimle iletişime girebilirsin. Bizimle iletişime girebilmek için yapman gereken tek şey var. O da videonun altındaki linke tıklamak. Formu dürüst olarak doldurmak, samimi bir şekilde, ve bize göndermek. Bir ön görüşme yapacağız. Mülakat yapacağız. Konuşacağız. Gerçekten yazdıklarınla söylediklerin birbirine tutuyor mu? Eğer her şey uyarsa seni de programlarımıza alırız. O yüzden şimdi hemen videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kal. Videoyu sonuna kadar izlemekle kendin için büyük bir adım attın. Seni tebrik ederiz. Bu videoyu eğitimlerimizin küçük bir tadımlığı olarak düşünebilirsin. Eğitimlerimize katılan danışanlarımız bereket ve başarı dolu bir hayata kavuştu. Bunu sen de başarabilirsin. Bizim eğitimlerimize uygunluğunu öğrenmek için şimdi web sayfamızı ziyaret et. Bizimle ön görüşmek için hemen başvuru gönder. Bu değerli ön görüşmede sana özel yol haritası hazırlayacağız. Böylece sen de içinde gizli kalmış o müthiş potansiyelini nasıl keşfedeceğini öğreneceksin. İlerlemeni engelleyen, zihnindeki tüm kilitlerden kurtulmanın yolunu anlayacaksın.
Bunu nasıl başaracağını öğrenmek istiyorsan, şimdi web sayfamızı ziyaret et ve ön görüşmek için başvuru gönder. mailcoaching.com